Merhaba sevgili Gelecek TV izleyicileri. Yeni bir günden yine birlikteyiz. Kusura bakmayın. Bugün yayınımıza biraz geç başladık. Haberleri takip etmeye çalışıyorduk. Bugün sabah saatlerinde hızlı bir şekilde başladı çünkü Kıbrıs'ın kuzeyi en azından emekçiler bir eylem gerçekleştirdiler. Onun görüntülerini hazırlamaya çalışıyorduk. Metnini toparlamaya çalışıyorduk. O yüzden biraz geç başladık. Kusura bakmayın. Diyerek hızlı bir şekilde devam edelim. Bugün çok fazla haberimiz yok. Çok fazla yazımız yok. Ama yine sizlere aktarmak istediğimiz önemli haberler, haber başlıkları ve bir yazımız var programımızın sonunda. İlk haberimiz az önce söylediğimiz gibi Güney Emekçilerinden. Bugün sabah saatlerinde Lefkoşa'da, Kermiye geçiş noktasında kitlesel bir eylem gerçekleştirdiler. Güney'in emekçileri grubu. Biliyorsunuz sürekli zaten onların haberlerini sizlere aktarıyoruz. Yaptıkları eylemler, yaptıkları açıklamaların görüntülerini, videolarını veya metinlerini sizlerle paylaşıyorduk. Bugün de bir eylem gerçekleştirdiler dediğimiz gibi. Ve orada işimize dönmek istiyoruz diye bir pankart açtılar. Ekranda da görüyorsunuz. Ve konuşmalar yapıldı. Emekçiler kendi aileleriyle birlikte katıldılar eyleme. Birçok emekçi ve aileleri de onlara destek verdiler eylem sırasında. Çeşitli sloganlar atıldı, konuşmalar yapıldı. Yapılan ana açıklamada öne çıkan noktalar şunlar, onları aktarayım ben size. Hayatımızı idame ettirebilmek için bankalardan uzun süreli düşük faizli kredi talebi istiyor çalışanlar. Ancak bu noktada herhangi bir girişim olmadığı da söyleniyor. Herhangi bir gelişme yaşanmadığı da söyleniyor. Olası açılımlarda kapılarda işçilere öncelik tanınması istendi. Ki yapılan açıklamalarda 4 aşamalı bir açılımdan bahsedildi. Ancak yine Güney'de çalışan emekçilerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir uygulama devreye sokulmadı. Hala daha işlerine gidemiyorlar. Bu noktada da görmezden gelindik diyor emekçiler. Çalışma Bakanı'nın istediği bir liste istemiş Çalışma Bakanı. Kimler var, durumları zorda olan emekçilerle ilgili. Bu listeyi hazırladık. 7 Nisan'da kendisine verdik. Ancak bir hafta önce verdiler diye bir açıklaması, bir beyanı oldu Çalışma Bakanı'nın. Bu doğru değildir diyorlar. Bunun yanında 51 kişilik listeden de 1500 kişi olarak bahsediyor. Biz kendisine 51 kişilik bir liste verdik ama bakan bir yanıltıcı bilgi veriyor ve 1500 kişiden bahsediyor diyor. Ve bu 1500 kişiye bekarlara, 900 evlilere 1200 TL vermeyi bakanlar kuruluna sunacağına söylemektedir. Ancak biliyorsunuz dün Bakanlar Kurulu toplandı ve açıklandı Bakanlar Kurulu kararları. Bu kararlar da herhangi bir açıklama yok bu yönde. Bunu haber bültenimize almadık. İşte sokağa çıkma saati değiştirildi Bakanlar Kurulu tarafından. 9'da değil 10'da artık çıkılacak ve gelen haftadan itibaren 12'den sabah 6'ya çekilecek. Bir dizi daha yer daha çalışmaya başlıyor. Çalışma yaşamına dönüyor. Kamu görevlileri normal çalışma düzeniyle dönüyor. Ancak dediğimiz gibi Güney'e geçişler konusunda hiçbir açıklama yok. Her iki taraftan da Güney'deki açıklamada dün size aktarmıştık. Kuzey'de bu yönde hiçbir açıklama yok. Dediğimiz gibi Çalışma Bakanı böyle bir de vaatte bulunmuştu. Güney'de çalışanlara 900 ve 1200 TL katkı yapılacağına dair, bunu Bakanlar Kurulu'na götüreceğine dair. Ancak belli ki Bakanlar Kurulu'na bu yönde bir karar alınmadı ki dün yapılan açıklamada, kararlarda bu belirtilmedi. Geç kaldınız diyor Güney'deki emekçiler. 2 ay oldu. Birçoğumuz borç batağına saplandık. Vermeyi önerdiğiniz para bizi kurtarmaz zaten diyorlar. Bizim istediğimiz para değil, işimize dönmek. Çünkü işimizi kaybediyoruz. Gerek herhangi bir bakan, gerekse Bakanlar Kurulu bizi yok sayıyor, görmezden geliyor diyor emekçiler. Sayın Başbakan'la görüşmek istediklerini, müsait olmadığını ve müstişarına kendilerini pasladığını, onunla müstişarla görüştüğünü, doğal olarak bundan da bir sonuç çıkmadığını aktarıyorlar. Aynı şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetine de sesleniyor emekçiler ve biz işlerimize dönmek istiyoruz. Kapıların açık olduğu açıklamaları
bizim işimize gidebilir anlamına gelmiyor. Dün biz de bunun altını çizmiştik. 14 günlük karantina uygulanabilir bir yöntem değil. Yani işçilerin işlerine gidebilmeleri için 14 gün boyunca karantinada kalmaları gerekiyor. Bunun yerine bize test yapın. Bu testin parasını gerekirse biz öderiz diyor emekçiler. Ve işlerimize dönebilelim. 1500-2000 test yapmak çok da zor olmasa gerek diyorlar. Biz bunun maliyetini de karşılamaya hazırız diyorlar ayrıca. Böylesi bir eylem gerçekleştirdi. İsterseniz eylemdeki görüntülere de bir göz atalım. Neler yaşandı eylemde? İki tane kısa videomuz var. Güney Emekçileri grubunda paylaşılan. Bakalım o videolarda neler var? İki tane kısa video. Ne yapıyoruz arabaya geçelim. Gidelim arabaya. Hadi oraya. Üretim durmuştur. Her şey durmuştur. İşçilerin olmadığı yerde hayat olmaz. İşçilerin çalışmadığı yerde hayat durur. Herkese ölüm getirir. İşçiler gücünün farkına varacaktır. Varıyordur. Haftaya eylemimizde daha güçlü bir şekilde buluşmak üzere arkadaşlar. Bravo! İşte bu şekilde kitlesel ve coşkulu bir eylem gerçekleştirdi. Güney'de çalışan emekçiler, çok sayıda kişi katıldı ve sorunların çözülmesi haftaya çok daha kalabalık, çok daha kitlesel bir şekilde, kararlı bir şekilde eylemlerine devam edeceklerini söylediler. Bizler de Gelecek TV olarak onların yanındayız, onlara destek veriyoruz ve yapacakları her türlü eylemde, açıklamada da buradan ekranlarımızdan sizlere bu eylemleri, bu açıklamaları yansıtmaya, aktarmaya devam edeceğiz diyerekten buradan onlara da desteğimizi belirtmiş olalım. Bir diğer haberimiz yine aynı şekilde geçişler konusunda. Dün bir açıklama yaptı Kıbrıs, Birleşik Kıbrıs İki Toplum Barış İnisiyatifi ve geçiş noktalarının açılmasını talebini dile getirdiler. Biz dün zaten bunu söylemiştik. Kıbrıs'ın her iki tarafındaki barış yanlıları, çözüm yanlıları bir an önce seslerini yükseltmesi gerekiyor. Bu iyi bir gelişme. Birleşik Kıbrıs İki Toplum Barış İnisiyatifi'nin bu açıklaması bu anlamda olumlu karşılıyoruz. Bu daha da fazla artması lazım ve günün sonunda çok daha güçlü bir baskıya dönüşmesi lazım. Çünkü belli ki bu yönde adım atmaya niyeti yok. Ayrılıkçı zihniyetteki yöneticilerin. Ne demiş Birleşik Kıbrıs İki Toplum Barış İnisiyatifi? Kıbrıs'ta iki toplum liderinin geçiş noktalarını açmak için adım atarak olumlu bir ilerleme yolundaki taahhütlerini göstermeye çağırdı. Samimiyseniz buyurun adım atın. Eğer derdiniz gerçekten Adana'nın yeniden birleştirilmesi ise, barışsa
taahhütünüzü yerine getirin ve bu yönde adım atın diye bir açıklama yapıyor aslında İki Toplumlu Barış İnisiyatifi. İnisiyatiften yapılan açıklamada geçiş noktalarının yeniden açılmasının yeni bir işbirliği döneminin başlangıcı olması dileğinde bulunmuş. Çok iyi niyetli bir açıklama. Bu kadar iyi niyetli olduğuna inanmıyoruz biz liderlerin ama en azından bu noktada samimi davransınlar. Eğer gerçekten barış yanlısıysalar, göstermelik değilse onların barış söylemleri, en azından geçişleri atsınlar. Yoksa zaten biz barışı, yeniden birleşmeyi onlardan beklemiyoruz. En azından biz Gelecek Gazetesi, Gelecek TV olarak bunu onlardan beklemiyoruz. Bu halkların, Kıbrıs halkların kendi aktif mücadelesiyle olacak. Ama en azından bu engeli bir an önce ortadan kaldırsınlar. Nasılsa Kıbrıs'ın her iki tarafında da kontrol altına alındı diyorlar bu süreç. Eğer kontrol altına alındıysa, normal yaşamlarımıza dönüyorsak, işleyebiliyorsak, çalışabiliyorsak, sokakta, marketlerde yakın temas halinde bulunabiliyorsak, sorun herhalde iki taraf arasındaki geçişler, kuzeye, güneye geçişler değildir. Bu değildir herhalde virüsü yayacak olan veya virüsün tekrardan tehdit noktasına getirecek olan herhalde karşılıklı geçişler olmayacaktır. Bu noktada eğer samimiyseler dediğimiz gibi bu yönde adım atmalarını bekliyoruz. Pandemi nedeniyle dünyada ve ülkede yaşanan zorluklara değiniliyor açıklamada ve toplumlar arası ilişkilerin geçiş noktalarının kapanmasıyla ciddi şekilde bozulduğuna dikkat çekiliyor. İşe gidip gelemeyenlerden bahsediliyor. Tedavisi olanların tedavi alamadığından bahsediliyor. Yine aynı şekilde eğitimden yararlanamayanlar var. Ve birçok projenin bu şekilde sekteye uğradığından bahsediyor. Birleşik Kıbrıs İki Toplumlu Barış İnisiyatifi ve herkese yaşattığı zorluklardan pandemiyle mücadele için işbirliğin gerekliliği dersini alıp bunu bu tür eylemleri uygulamak üzere iki toplumu bir araya getirecek bir katalizör olarak kullanmak gerektiğini belirtmiş. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bunu yapın. En azından iki toplumlu barış inisiyatifi çok geniş bir örgütlenme, onlarca örgütü barındırıyor. Bir an önce bu yönde adım atsın bu inisiyatif ve bu yöndeki baskıyı artırsın ve bunu sokak eylemlerine döndürmek gerekiyor. Bunu da söylemek lazım. Açıklamalarla olacak değil. Nasıl ki sabah saatlerinde Güney emekçileri çok güzel bir şekilde bunu yaptılar. Gittiler ve seslerini duyurdular. O baskıyı oluşturdular. Bunu yaymak gerekiyor ve gerekli adımların atılmasını sağlamak gerekiyor diye not düşmüş olalım bu haberin altına. Ve Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'de 5 belediye daha kayyum atandı. Türkiye'de biliyorsunuz demokrasi artık sözde demokrasi. Demokrasinin desi dahi yok. Kendi yaptıkları gayri meşru antidemokratik seçimlere rağmen seçimleri kazanan muhalefet, özellikle Kürt halkının kazandığı belediyelerde kayyumlar atanmaya devam ediliyor. Şu andan 45'e ulaştı. Bugün 5 belediye daha atanan kayyumla eş başkanlar da gözaltına alınmış. Bugün sabah saatlerinde salgın sürecinde kayyum atamalarına devam eden İçişleri Bakanlığı, HDP'li Iğdır, Altınova, Siirt, Kurtalan ve Baykan belediyelerinin eş başkanlarını görevden alarak kayyum atadı. Eş başkanlar evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alınmışlar. Türkiye İçişleri Bakanlığı HDP'li belediyelere kayyum atarken Siirt Belediye Eş Başkanı Berivan Helen Işık, Baykan Belediye Eş Başkanı Ramazan Sarsılmaz, Iğdır Belediye Eş Başkanı Yaşar Akkuş, Muş'un Korkut ilçesi Altınova Belediye Başkanı Belediye Eş Başkanı Casim Budak ve Kurtalan Belediye Eş Başkanı Baran Akgül görevlerden alınarak yerlerine kayyum atanmış. Iğdır'a Vali Enver Ünlü, Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a yine Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a Kaymakam İhsan Emre Aydın, Altınova'ya Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık eş başkan, belediye başkan vekili olarak atanmış. Belediye eş başkanları görevlerinden almasından sonra evlerine baskın düzenlenmiş ve belediye binaları polis ablukasına alınmış. HDP'nin yönetimindeki 65 belediyeden 45'inde kayyum atanmış olduğu, bununla birlikte hükümetin seçimiyle alamadığı belediyeleri kayyum atayarak gasp etmeye devam ediyor.
koronavirüs salgınına rağmen bugün de Halkların Demokratik Partisi HDP'nin 5 belediyesine kayyum atandı. Seçimlere 3'ü büyük şehir, 5'i il, 45'i ilçe, 12'si belde olmak üzere toplam 65 belediye kazanan HDP yönetimindeki belediyelerin çoğuna kayyum atanmış oluyor bu şekilde. En son bugün İçişleri Bakanlığı kararıyla az önce söylediğimiz gibi 5 belediyeye kayyum atanmış oldu. Böylesi bir durum var. Böylesi bir göstermelik demokrasi var Türkiye'de. Artık buna demokrasi de diyemiyoruz. Yani artık bu burjuva demokrasisini de aşan faşist bir yönetime dönüşmüş olan bir yapısı var Türkiye'nin. Demokratik her türlü dediğimiz gibi, söylediğimiz gibi bunun altını çizmekte fayda var. Her türlü antidemokratik yönteme rağmen, seçim süreçlerine rağmen Kürt halkı örgütlüğünü gösteriyor ve kazanıyor. Defa defa tekrardan kazanıyor bu belediyeleri. Ancak görüyorsunuz söz konusu anlayış demokratik tüm baskılardan kazanan belediyelere kayyum atayarak. Aynı şeyi zaten bir önceki seçimde de yapmıştı. Şimdi tekrardan aynı şeyi yapıyor. Bir yıl geçmeden tekrardan kayyumlarla belediyeleri gasp ediyor. Kürt halkının iradesini gasp ediyor. Bu da Türkiye'de artık seçim yoluyla mücadelenin ne kadar artık işe yaramadığını, seçim yoluyla bu iktidarı değiştirmenin, geriletmenin ne kadar mümkün olmayan bir noktaya vardığını göstermesi açısından önemli bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Ve bir diğer haberimiz Türkiye'den bir emek haberi. MR işçileri direndi ve kazandı başlığıyla veriliyor. MR şantiyesinde çalışan işçiler 2 aydır ödenmeyen ücretleri için Tavsiyera Merkez Öfüsü önünde direniş başlattı ve kazandı deniliyor haberde. İşçiler daha fazla kar elde etmek için önlem almadan çalıştıran kapitalistler salgın sürecinde bile işçilerin haklarını gasp etmekten geri durmuyor. İnşaat İş Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Enmar şantiyesinde çalışan işçilerin 2 aydır ödenmeyen ücretleri için yetkili Tavsiyera şirketinin merkez ofisi önünde direnişe başladığını duyurmuştu. Enmar şantiyesi işçileri 2 aydır ücretlerini alamadıklarını, inşaat şirketinin kendilerini oyaladığını, birçok işçinin memleketlerine gitmesini, inşaat şirketinin rahatlığa çevirdiğini belirtmişler. Şantiyenin önünde direnişe geçen işçiler haklarını alana ve ücretleri ödenene kadar direnişe devam edeceklerini, şantiye önünden ayrılmayacaklarını belirttiler. Direniş devam ederken firma yetkileri polis çağırdı ve işçileri tehdit etti. İnşaat işiyle şirket yetkileri arasında yapılan görüşmeler ise olumlu sonuç doğurdu. Baskısı, işçilerin baskısı olumlu sonuç doğurdu ve inşaat iş emar şantiyesinde çalışan üyelerimizin hakları ödenmiştir. Direnişimizi kazanımla sonlandırdık diye duyuru yapmış. İşçilerin birliği, örgütlü mücadelesi günün sonunda kazanım getiriyor. Diğer türlü sermaye sınıfı her fırsatta işçilerin haklarını gasp etmekten geri durmuyor. Burada tek bir yol var. Örgütlü mücadeleyi artırmak, geliştirmek. Buna güzel bir örnek oluşturdu bu direniş de aynı şekilde. Ve diğer bir haberimiz dünyadan çeviriyoruz. Brüksel'de yine toplu taşıma grevi yaşandı. Brüksel Toplu Taşıma Kurumu'nda sendikalardan bağımsız şoför kolektif üyeleri pazartesinden itibaren birçok otobüs ve metro hattında grev yaparak öfkelerini dile getirdiler. Ulaşım çalışanlarının grevi giderek yaygınlaşıyor deniliyor haberde. Nüfusa göre korona salgından en çok ölümlerin yaşandığı ülkelerin başında gelen Belçika 11 Mayıs'ta diğer Avrupa ülkeleri gibi normalleşmeye geçerek karantina sürecini aşama aşama kaldırmaya başladı. Birçok alanda yetersiz kalan önlemler işçi ve emekçilerde öfkeye yol açıyor. Brüksel Toplu Taşıma Kurumu'ndan sendikadan bağımsız şoför kolektif üyeleri pazartesinden başlayarak birçok otobüs ve metro hattında grev yaparak öfkelerini dile getirdiler. Ulaşım çalışanların grevi giderek yaygınlaşıyor. 46 otobüs hattına sahip şirkette pazartesi günü 20'ye yakın hat çalışmazken 14 Mayıs'ta da otobüs hatlarının 30'a yakını işlemedi diye bilgi veriliyor ve çalışanların direnişi nasıl devam ediyor aktarılıyor haberde. Ve son bir yazımız var. Bugün dediğim gibi çok fazla haberimiz, çok fazla yazımız yok. Son bir haberimiz var. Biraz uzun bir haber ama dediğim gibi yine
bize gerçekten fikir verecek olan, olaylar daha net görmemizi sağlayacak olan bir yazı olduğu için aktarmak ihtiyacı hissediyorum. Korkut Boratav'ın Sol Haber'de çıkan bir yazısı, değerli bir hoca Korkut Boratav, ekonomist, doğru analizler yapıyor. O açıdan bakalım Korkut Boratav ne demiş? 2 yıl içinde ikinci döviz krizi, döviz krizini ele alıyor sevgili Korkut Boratav. IMF 2020'de Türkiye milli gelirinin %5 oranında küçüleceğini öngördü. Buna göre kişi başı milli gelir 3 veya 4 yıl boyunca gerilemektedir. Sabit TL hesabına göre 2018'den dolar olarak 2017'den bu yana. Bu son yıllarda yoksullaşan bir Türkiye tablosudur. Daha da kötüsü yoksullaşma işsizlerle birleşmiştir. Toplam istihdam korona arifesine kadar 16 ay kesintisiz daralmıştır. Türkiye kronikleşmiş bir toplumsal kriz içindedir, diyor Korkut Boratav. Bu ekonomik tablo Mart'tan itibaren daha da ağırlaştı. Buraya nasıl geldik? AKP 2015'ten beri bir meşruiyet bunalımındadır. 2019 belediye seçimleri gösterdi ki iktidar temsili demokrasinin Türkiye'deki lekeli sicili içinde dahi devrini doldurmuştur. Korona şokunun ağır ekonomik yansımalarına sarayın tepkisi karışık oldu, yetersiz kaldı. Üstelik sorunlar hiç yoktan yaratılan bir döviz kriziyle ağırlaştı. Badesi dolmuş neofaşist iktidarlar tehlikeli tutarsız tepkilere savrulur. Türkiye'de de bu durum 2015'ten bu yana geçerlidir. İktidarı koruma endişesi neoliberal ilkelerle çatışmaya yol açtı. Önce yakınarak sonra adım adım çiğnenerek. 2018 ve 2020'nin döviz krizleri bu yüzden patlak verdi. Ekonomi fazlasıyla zorlandı. Finans kapitalin tepkileri döviz piyasalarına taşındı. Bugün iktidar açmazdadır. Geçmişte tartışmasız benimsediği modele eksiksiz dönüşün yaratacağı siyasal maliyeti göze alamamaktadır. Neoliberal cendereden kopması ise sınıfsal adiyeti ile çatışır. Bunun için gereken bilgi ve yüreklilikten de yoksundur. 3 yıllık yoksullaşmanın 2 kriz dalgasının sorumlusu olan bu iktidar ekonomiyi yönetme becerisini yitirmiştir. Sonrasını tartışma zamanıdır. Gündem neoliberalizmdir ve iki stratejik alternatif söz konusudur. Yeniden uyum veya kopma. Neoliberalizm yeniden uyum. Bugünkü kriz ortamını neoliberalizmle uyum içinde aşmak seçeneğini kimler savunuyor? En açık ifadeyi Ali Babacan'dan duyduk. 2015'e kadar uygulanan çerçeveye dönüş. İYİ Parti'den Durmuş Yılmaz'ın 2006-2011'de Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanlığı'na yapmıştı. Ve 2009'da Euromoney dergisi tarafından yılın Merkez Bankası Başkanı seçilmişti. Demeçlerinden Ali Babacan'la aynı görüşte olduğunu çıkarıyoruz. CHP'nin etkili bir kanadı derviş tutkunudur. Ve AKP'nin ondan devraldığı 2007'ye kadar sürdürdüğü politikaları savunur. Bu kişiler AKP'nin yarattığı ekonomik kargaşayı neoliberalizme yeniden uyum yoluyla aşmak isteyen siyasal yelpazeyi de temsil etmektedir. CHP, merkez sağ ılımlı İslam'ı kapsayan bir restorasyon ittifakı. CHP yönetiminin de restorasyon tarihi konusunda 2015'i benimsemesi kimseyi şaşırtmamalı. AKP muhalifi liberal iktisat çevreleri de Türkiye'yi iki döviz krizine sürükleyen sarayın hatalarının anonimisini yapıyor. Neoliberalizme yeniden uyum yol haritası da açıklıyorlar. Özetleyelim. Korona salgını boyunca kamu maliyesinde kemer sıkma arka plana alınabilir. Hazine transferlerinde bütçe kısıtlamalarının aşılması, Merkez Bankası avanslarına başvurması kabul edilebilir. Şu şartla ki korona sonrası Türkiye mali disipline dönecek, mega yatırımların, varlık fonunun, projelerin kamu dengesini bozan uygulamalarına son verilecektir. Türkiye'nin kritik sorunu salgın dönemindeki ek harcamaların yol açtığı cari açığın ve kısa dönemli döviz yükümlülüklerinin finansmanıdır. Geleneksel neoliberal reçeteye dönüş gerekiyor. Serbest sermaye hareketleri korunacak, Merkez Bankası yeniden özelleşecek, politika faizini enflasyon üstünde tutacaktır. Döviz kuru ise kısa dönemli dalgalanmalar dışında piyasa mekanizmasına bırakılacak, rezervleri artırmak öncelik taşıyacaktır. Artırılan rezervler, cari açığın finansmanı, kısa dönemli dış borçların karşılanması, acil dış kaynak gerektirir. Uygun adres IMF'dir. Bu kuruluşun yeni oluşturduğu kısa vadeli kredi desteği güçlü makroekonomik gösteri olan ülkelere açıktır. Türkiye AKP sayesinde peşinden dışlanmıştır. Bu nedenle IMF ile bir standby anlaşması uygun seçenektir. Para politikası, kamu dengeleri, yapısal reformlarla ilgili hedefler belirlenir, kredi taksitleri bunların gerçekleşme oranlarına göre ödenir.
kısa vadeli dış kaynak gereksinimini böylece karşılanır. Parasal mali daralma ve en azından bir yıl daha ekonomiyi küçültebilir. Piyasa dengelerine dönüş karşılığında göze alınabilir bir maliyet. Neoliberalizme yeniden uyum döviz krizine son verecektir. Ama 2021. yüzyıl Türkiye'sini biçimlendiren özelliklere dönerek bunları hatırlayalım. Uluslararası finans kapitali bağımlı, yabancı sermaye giriş çıkışlarını izleyerek canlanan, yavaşlayan, bazen krizlere sürüklenen, yüksek oranlı işsizliği kronikleştiren durgun bir ekonomi. Emek karşıtı bölüşüm ilişkileri borçlanarak gerçekleşen tüketim artışlarıyla telafi edilecek. Bütçe kısıtları sosyal devletin kamu yatırımlarının aşınmasını kalıcı kılacak, değerlerinin TL sanayileşmeyi frenleyecek. Kopma sermaye hareketlerinin desteklenmesi. Neoliberalizmden kopmanın ön koşulu sermaye hareketlerinin Merkez Bankası aracılığıyla siyasal iktidar tarafından denetlenmesidir. Bu adımın 2020'deki döviz krizi koşullarındaki öğelerini vurgulayalım. Sermaye hareketlerinin denetlenmesi Merkez Bankası'nın hem faiz oranını hem döviz kurunu belirleme seçeneğini mümkün kılar. Bugünkü ortamda bu iki değişkenin geçmiş enflasyona endekslenmesi uygundur. Döviz kuru günlük, mevduat faizi aylık ayarlanır. Kredi faizleri ayrıca tartışılmalıdır. Bu uygulama enflasyonu kronikleştirebilir. Emekçi sınıfların korunmasını gerektirir. Çözüm tüm emek gelirlerinin mümkün mertebe geçmiş enflasyona uyum sağlamasıdır. Memur, emekli maaşları, asgari ücretler aylık enflasyona göre ayarlanır. Çiftçiye dönük tüm faaliyet desteklemeleri de girdi maliyetlerine göre endekslenmeli. İhtiyaç ürünlerinde döviz kuru hareketlerinden oluşan TL getirileri ihracattan çiftçilere yansıtılmalıdır. İhracatçıdan çiftçilere yansıtılmalıdır. Sermaye hareketlerinde kısıtlamalar yabancı ve yerleşikler için farklı yöntemlerle uygulanır. En basit bir önlem yabancıların TL alacakları için döviz taksisine son vermektir. Bu kural TL ile alınan hisse senedi, tahviller ve kredi anlaşmaları için uygulanır. Kriz sonrasında yabancıların portföy girişlerinin temelli önlenmesi de hedeflenebilir. Borsanın risk iştahına, spekülatörlere açık kumarhane işlevine son verilmelidir. Doğrudan yatırımların dövizle kar transferlerine izin verilir, diyor Korkut Boratav. Ve son bölümünü de sizlere aktarayım. Sonunda şöyle bağlıyor sevgili Korkut Boratav. Bu gözlemler neoliberal düzenden kopmanın dahi devrimci bir dönüşümü gerektirdiğini gösteriyor. 2015 restorasyonu hedefi etrafında birleştirilebilecek tutucu burjuva muhalefet blokunu aşar. Bu iş olsa sosyalistlerden hala varlarsa anarşistlere kadar uzanan devrimci muhalefetlere düşer. Hem Türkiye'nin demokratikleşme kavgasını 2015 restorasyonu yetmez diyerek hem de neoliberalizmden giderek kapitalizmden kopma mücadelesini üstlenecek başkaları olmadığı için diyor. Evet, yani birçok önlem alınması gerekiyor Türkiye'de. Ancak her şeyden önemlisi bunu ancak devrimciler yapabilir. Korkut Boratav belki yazısında sosyalist seçeneğin ne olduğunu çok fazla anlatmıyor. Ne şekilde bunun hayata geçeceğini çok fazla anlatmıyor ama sanırız esas ele alınması gereken yöntem bu. Çünkü kapitalist üretim ilişkileri içerisinde yeni gelecek olan iktidarların eskiye dönmeye çabası dahi çözüm getirmeyecektir. Çözüm köklü bir dönüşümdür. O noktada doğru söylüyor ve bunu ancak devrimciler yapabilir. Türkiye'de sosyalistler, komünistler, devrimciler yapabilir. Demokratik bir halk iktidarı kurulması sayesinde diye biz de eklemiş olalım bu yazının altına. Bugün sizlere aktaracaklarımız bunlardı. Gelecek TV'de devrimci gündem programında. Yarın yine saat 12.30'da devrimci gündem programında birlikte olacağız. Ve ülke dünya gündemini birlikte değerlendireceğiz. Yarına kadar umutsuz kalmayın. Umudunuz hep güçlü olsun. Yeşerir şekilde olsun. Çünkü bu karabasanı hep birlikte örgütlenerek dağıtacağız. Bunu sürekli vurguluyoruz. Buna olan umudunuzu yitirmeyin diyorum. Ve bugünkü yayınımızı burada noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Gelecek TV'yi takip etmeye devam ediniz lütfen.